İyi akşamlar, herkese merhaba. İFSAK Kısa Film Festivali artık son günlerine yaklaşıyor. Pazar akşamı ödül törenimiz var ulusal yarışma için. Ve bu akşam da konuğumuz Azra Deniz Okyay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Azra Deniz Okyay'ın 3 kısa filmi festivalimizde izleyiciyle buluştu. Hala da izlemeye devam edebilirsiniz pazar akşamına kadar. Çok teşekkür ediyorum ben Dernek ATK Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarım adına. Filmlerinizi bizimle paylaştınız ve bu akşam söyleşide beraberiz. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Umarım en kısa zamanda dernekte de bir araya gelebiliriz karşılıklı. Sizin kısa bir özgeçmişle tanıtarak başlayalım. Ondan sonra bu 3 kısa film üzerine sohbetimize devam ederiz. Bu arada tabii birçok kişi de hayaletlerin ne zaman bu bir de gösterime gireceğini merak ediyor sanıyorum. İsterseniz tarihi belliyse onu bir duyuralım. Evet, 17 Nisan. 17 Nisan, evet, tamam, buradan duyurmuş olduk. Mubi de gösterime girecek. Sizin 16 yaşında çektiğiniz bir kısa film var. Ama aynı zamanda fotoğraf çalışmalarınız da var. Bunlardan başlayalım isterseniz. Bir Fransız lisesinde okuyorsunuz sanırım. Daha sonra da Fransa'da üniversiteye gidiyorsunuz sinema okumak için. Bu fotoğraf ve sinemaya olan ilgiyi nasıl başladığını konuşabiliriz. Bu Cengiz isimli kısa filminizi konuşabiliriz ve birçok İFSAK'lı arkadaşımın tanıdığı Dora Günel'in asistanlığını yapmışsınız. Ona da buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Evet, söz sizin. İlk önce fotoğrafla nasıl tanıştım? Benim babam çok fotoğraf çekerdi mimar olduğu için, hani planları için falan filan ve makinalarını hep bir kurcalardım. Ama gerçekten biriktirdiğim ilk parayla Polonya pazarından Zenit makinayı 12 yaşında aldım ve hani ilk filmi içine takıp çekmeye başladım işte. 14 yaş gibi fotoğraf evine gittim ve hani orada hakikaten kurs görmek istedim ve orada Dora Günel'le de tanıştım. Orada Dora Günel'le tanışınca iki arkadaş daha hafta sonları evine gidip bayağı karanlık odayı öğrendik. Saatlerimiz, günlerimiz, haftalarımız karanlık oda. Sonra onun kitaplarının olduğu kütüphanede bir sürü işte Salgato'yu ilk orada gördüm. Hani bütün değişik önemli fotoğrafçıları kitaplarını orada deneyimleyebildim. Çünkü gerçekten gençken böyle kitaplara erişebilmek, tabii internet yoktu şu an. Yaşım da ortaya çıkıyor bunu söyleyince ama bayağı önemli bir şey kitaplardan ışığı veya hani nasıl neyi çektiğini görebilmek, yani yutmak her şeyi. Bunları işte bir şekilde hani bu açlığımı giderirken aynı zamanda da video kamerayla da ilk denememi yaptım 16 yaşında. Adı Cengiz. İstiklal'de bir çok genç bir adamı çekmiştim. Yani birkaç gün onunla takılıp ve ilk kısamı yaptım. Ama onu ortaya çıkarmıyorum tabii, daha bambaşka bir. Daha aslında deneysel ve video art var bir şeydi o. Denemek için iyi bir şey. Böyle. Sonra lisede Devlet Üniversitesi'ne gittim, Paris'e. Orada tam olarak aslında materyal yoktu, kameraları yoktu. Yani teorik ders veriyorlardı. Onun hem iyi hem kötü bir yanı var. Ben tabii Türkiye'den gidip böyle aç bir vaziyette hani çekim yapacağımı düşündüğüm için biraz hayal kırıklığına uğradım. Hani gündüzleri derslerime devam ederken genellikle de bazı derslerimi de aksatıp çekim bulup kablo tutmaktan ilk başlayıp sonra görüntü yönetmenliği asistanlığından. İlk başta ben çünkü görüntü yönetmeni olma planlarım vardı. Görüntüden geldiğim için kameraman asistanlığından başladım. Hatta FEMIS diye bir önemli okul vardır. Oranın görüntüsünden iki kere sınav, yani son ikiye kaldım iki kere. Bir kişi alıyorlar, çok sert ve zor bir sınav. Her seferinde başkası oldu. İyi ki başkası olmuş. O ayrı bir hayal kırıklığıydı ama bu hayal kırıklıkları aslında yani üzülüp ve hani daha ben ne yapabilirim acaba gibilerinden kendi laboratuvarınızı kurmaya başlıyorsunuz. Ve bir şeyleri denemeye başlıyorsunuz. O sırada Michel Gondry'nin ekibine de dahil olabildim kendi okuluma giderken. Aynı zamanda bir de sosyoloji okuluna da gittim. 3 ayrı okula gittim bir senede. Michel Gondry'nin ekibiyle de çalışıyordum prodüksiyonla aynı anda. Daha da
aktif oldum yani. Biraz açlıktan gelen şeyden dolayı. Ve orada hem Michel Gondry'nin kendi ekibinin post prodüksiyon teknikleri çok gelişmişti. Orada onları öğrenip teorisini de okulda okuyup bunların üstüne kendi harmanlamamla filmler yapmaya başladım. Kısalar yani. Bu Dora Güner'le olan çalışmanıza tekrar dönelim. Onlar ne üzerine fotoğraflar çekiyordunuz? Mesela Sulu Kule Monamur filminiz var. Sulu Kule'de çalışmalar yaptınız mı? Nasıl çalışıyordunuz? Dora Güner çok inanılmaz tatlı, inanılmaz verici, çok öğretici bir hocaydı. Yani hafta sonu eğer hani kütüphanesinde veya karanlık odayı yapmıyorsak zaten safari dediğimiz fotoğraf safarisi de İstanbul'un her yerinde gezip fotoğraf çekmek. Yani en kötü klişesinden en iyisine ne olabilir çektikçe çıkan. Sonra laboratuvarda hani ışığıyla deneyip ne çıkabileceğini öğrenmek için inanılmaz iyi bir birisiydi o konuda. Sonrasında mesela onun bir 99 depremi sırasında İzmit'e gidip karavanlarla hani çocukları mesela karanlık oda kurmuştu ve o beni çok etkilemişti. Sonrasında Sulu Kule'de benim çocuklarla olan Funda Oral'ın kurduğu atölyeye ben kısa bir süre dahil oldum. Orada çocuklara bir şeyler öğretme isteğim aslında Dora Güner'den de geliyor olabilir. Çünkü hakikaten inanılmaz işlerin çıktığını görüyorsunuz orada. Çadırlarda küçücük çocukların çektiği, ailelerin çektiği, işte mutluluk anlarını çektikleri falan flashlarla sanırım atılabilen makineler vermişlerdi onlara. İnanılmaz bir sergi hazırlamışlardı hatta bundan sonra. O dönemden sonra siz de sanırım ödül vermişsiniz. Evet, evet. 2000 yılında fotoğrafçı çocuklar atölyesine yılın fotoğraf ödülünü vermiştik. Hatta birkaç çocuk İstanbul'a gelmişlerdi. Özcan Yurdalan da, onu da analım. O da vardı. Sevgilerimizi yolluyoruz. Gerçekten çok güzel bir çalışmaydı. Evet, yani ne kadar yani siz kendiniz öğrenirken başkalarının da hayatını değiştirebilecek boyutlarda olan çalışmaları görebilmek ve gözünüzün önünde doğması o işin çok ilham kaynağı oluyor. Yani yalnızca bir noktadan öğrenmek değil ama birçok noktadan kendiniz öğrenebileceğiniz ve başkalarına da öğretip aslında onların hayatlarını da belgelemesini ve güzellikleri çıkarması benim için çok önemli bir ilham kaynağı o kesin. Bir de o dönem tabii depremden dolayı orada depremzede çocuklar vardı. Çok depremden etkilenmiş çocuklar ve onlar için hani sadece fotoğrafı öğrenmek değil, aynı zamanda bir umut da olmuştu. Hoş bir etkinlik olmuştu fotoğrafla ilgilenmek. Evet, sonra Paris'te sinema okuyorsunuz. Ama aynı zamanda sosyoloji dersleri alıyorsunuz. İllegal bir şekilde. Bütün bunlar tabii yani sadece sinema okumanın etkisi değil ama ben yani sosyolojiyle ilgilenmenizde, filmlerinizde etkisini gördüğümüzü düşünüyorum. Tabii ister istemez ben Hayaletler filmini Selanik Film Festivali nedeniyle orada izledim. Bu sene o da online yapılmıştı. Ama bir daha izlemek istiyorum çünkü yani her izlediğimde değişik noktalara değineceğim diye düşünüyorum. Ama tabii onun sinyalleri daha önceki kısa filmlerde de var. İsterseniz Palyaço'dan başlayalım. Nisan 2006'da onu çekmişsiniz. Eğlenceli, hoş, insanı hayallere sürükleyen, gayet yaratıcı. Gerçekten düşünmek isteyen izleyici için tüm filmleriniz oldukça yaratıcı. Yani film son anıyla bitmiyor. Palyaço'nun çekimi nasıl oldu, nasıl doğdu bu fikir? O dönem yakın arkadaşım Aslı Öcal'ın derslerine illegal gidiyordum. Sosyoloji okulunda okuyordu orada ve aynı zamanda aslında banliyöler de yanıyordu o dönem. Yere Paris banliyöleri yanıyordu ve neden yandığını, neden nelerin nasıl olduğunu farklı bir şekilde algılayabilmek için onun okuluna illegal bir şekilde girmeye başladım. Dışarıdan öğrenci deniyor ona. Ve hani tabii bunları yaparken elimde de hep kamera vardı. Yani hep yanımda bir kamera taşıyordum, video kamera. Ayrıca da bu Laclun palyaço, la işte kadın palyaço oluyor. O arkadaş benim evimde, ben iki caz öğrencisiyle yaşıyordum. Onlardan Deniz Fişek'in sevgilisi Camille'di.
Kemiği de tiyatro öğrencisiydi ve bir gün böyle evde dururken bir anda kendi palyaço kıyafetlerinin yani makyajını yapmaya başladı falan ve onu ben ne yapıyorsun falan dediğimde dedi ki aşağıda şu an Katolikler var ve kürtaja karşı protesto yapıyorlar ve ben gideceğim, performans vereceğim. Çünkü onun ekibi protestocu palyaçolar diye bir tiyatro ekibi varmış. Bir protesto olduğunda polislerle dalga geçmek için kendilerini polis kıyafetine sokup provoke etmek için durumu, dalga geçmek için ve ironiyi kullanarak hani bir şekilde onlarla dalga geçmek için böyle bir ekipleri varmış ve Kemi'yi tek başına gitmeye karar vermiş. Ben de ne oluyor falan derken hemen ben seni takip edeceğim diye başladım çekmeye. Aşağı indik, işte kaos, anarşistler gelmiş Katoliklere karşı. Orada bir anda La Clune, şey palyaço bir anda aa evet ben de karşıyım falan diye Katoliklerin arasına dalıyor. Orada Aslı'yı da aldım yanıma. Aslı da neden karşısınız falan diyor böyle. Tam aslında cahil cesareti girdik. Orada Katolikler bir dellendiler. Orada Kemi'ye bir anda saldırıldı. Onu yani çekmiş oldum ben. O sırada anarşistler bizi içlerine aldılar ve bizi korumaya başladılar. Ve orada bir kaos çıkıyor. Yani onu ben tabii çekmiş oldum. Bu ya akşamı da şey hatırlıyorum. Yani tam bir sirk şöleni gibiydi dedim. Hani bu ne rezalet ya. Hani ve hani kendi aramızda da kadın bedeninin aslında özel bir nesnenin, private olan bir nesnenin public olmasıyla ilgili sosyolojik bir konu tabii ki de. Sizin kendi bedeninizi hani bırakın başkaları kaos bir şekilde orada hani şey yapıyor, konuşmaya çalışıyor falan. Bunu sonra hatırlıyorum şey bu belgeseli o zaman Nilüfer Göle hocaydı orada. Gidip göstermiştim ve bütün bir 40 kişilik sınıf onu tartışmıştık hani. O benim için öğretici oldu. O zaman bir filmin hakikaten ne işe yarayabileceğini de görmüş oldum, kendi yaptım. Hani bir şeyi tartıştırmak adına hani nedir? Başka şekillerden geçerek, formu değiştirerek özellikle de bir insanın formunu değiştirerek. İlginç, eğlenceliydi benim için tabii. Daha ciddi bir konu olabileceğini o kadar dank etmemiştim. Çok küçüktük yani. 21-22 yaşındaydık herhalde. La Clune öyle çıktı. Evet. Evet, hem eğlenceli hem düşündürücü. Orada kadınlar nerede diyor. Evet. Kadınlar aslında. Aslında kadın dışında herkes bağıra çağıra ciyak ciyak birbirine bağırıyordu. Öyle bir kadının lafı yoktu yani. Evet. Şey palyaçonun burnunu çekip alması diğer kadının da, o da çok etkileyici. Kızıyor herhalde orada o anda. Evet. Bir de Kamile bir palyaço. Aha. Onun karnına vuruyor falan. İki kadının böyle şiddet uygulaması da korkunç aslında. Evet. Yani çok düşündürücü gerçekten diyorum ya. Hani bittikten sonra tekrar gene üzerine zaten tartışmışsınız. Bu arada bize sorular ya da yorumlar var mı bir kontrol edeyim. Yok, şu anda henüz bir şey yok. Peki daha sonra... Bu palyaço Fransa'da da gösterildi herhalde. Evet. O bir ödüllü mü vardı orada da? Yok, hayır. Yok. Hı-hı. Daha sonra Küçük Karabalıklara, Mart 2013'te Küçük Karabalıklara geçelim. Küçük Karabalıklar, işte ben Fransa'da yaşarken bir yerden sonra öğrenciliğiniz bitmesi gerektiği zaman ve işçi vizesi başvurusuna başvurmuştum. Orada bir prodüksiyon şirketinde çalışmaya başlamıştım kalabilmek için. Onlar çıkmazken bayağı bir süre illegal takıldım yani 9 ay kadar ve çok sert ve zor bir süreç. Bunu deneyimledim ve bunun kesinlikle hani çok kötü bir şey olduğuna yani yaşayınca hani göçmenliğin hani ne kadar garip bir durum olduğu. Benim ailem zaten göçmen, Bulgar, Makedonya, Yugoslavya göçmeni anne tarafım. Babam işte Türkmen, Yörük. Yani aslında sınırın ne kadar saçma bir şey olup hani herkesin aslında melez olması gerekirken böyle bir şeyle karşılaşmak ve aynı zamanda Metaxia, o dönem ailemde çalışan, Ermenistan'dan kaçak gelmiş olan bir şahıstı ve hani konuşurken bir cümlenin aynı olduğuna denk geldik. Büyük babamın bir lafı varmış işte. Küçük balık küçük gölde yaşar, büyük balık büyük gölde. Git ve büyü lafını babama söylemiş. Babam da bana söylemişti Fransa'ya giderken.
Metaxa ile konuşurken de bu lafın olduğu ortaya çıktı onlarda da. Onda dayısı söylemiş ona. Ve tabii Samet Behreng'in en sevdiğim kitaplarından bir tanesidir. O kitap çok çok özel bir kitap. Bunun üstüne bu kavramları konuşabileceğim, aynı zamanda yalnızca Avrupa'ya veya büyük bir şehre değil de benim için aynı zamanda Avrupa'dan da o dönem gençler hani Türkiye'ye geliyorlardı o zaman. Türkiye'de daha çok ne bileyim galeriler falan filan varken hakikaten onların da buraya gelmesi onlar için bir büyümeydi. Yani benim yalnızca böyle kolonyalist bir bakış açısı değil de tam tersi onu kırmak amaçlı bir şekilde göstermek istedim filme ve bunu üç şekilde uzun, yani onu da bir senede yazdım. Çok zorlanarak yazdım. Hatta o zaman o yazım şeklini birçok, yani birkaç hikaye kullanan yönetmenlere bakarak, Iñárritu o zaman Babel'i çıkarmıştı. Babel filmini çok etkilenmiştim. İşte Arriaga onun senaristi. Arriaga'nın ne yazdıysa her şeyi okuyup YouTube'da İspanyolca konuşmasını arkadaşıma çevirdim. Ne varsa yutuyordum onu anlayabilmek için. O dönem bir de Hüseyin Karabey ile tanıştım. Bir Ermenistan-Türkiye platformu jürisindeydi. Bu projemi aslında proje halinde onlara gönderdim. Hüseyin şey dedi yani seni almadık ama seni çok merak ettim. Gel bir çay içelim. Nedir senin aklın falan. Anlatmaya başladım dedim. Ben hani çok seviyorum bu tarz, bu dinamik şekli. Her şeyi okuyorum falan filan. Şey dedi ben Iñárritu ile tanıştım dedi ve Iñárritu Arriaga ile tanıştım dedi ve Arriaga aslında bir film izlemiş ve bundan sonra paralel hikayelerle ilgili bir çalışma düzenine girmiş. İzlediği film de Yol, Yılmaz Güney'in. Çok ilginç. Yani ben bir sene deli gibi araştırma yapıp Arriaga'nın aslında tam yanımda bir tane bir filmle karşılaşmıştım. Çok gülmüştüm yani. Bu küçük bir anekdot ama genel anlamda orada evet birkaç katmanı nasıl koyabilirim zaten çalışmaya ve içine çoktan okumaya başlamıştım. Çünkü aslında kendi matematiğinizi kendiniz kurmanız gerekiyor böyle bir senaryoda. Yani hiçbir şeyin aynısını yapamazsınız. İşte Christopher Nolan'ın Memento'su da vardır farklı bir şekilde anlatılan. İşte Babel var, Amores Perros var, Burning Plain var. Yani bunların tekniklerini harmanlayıp bir şekilde tamamen açıp ve tekrardan birleştirmeniz lazım aslında hikayeleri. Ve öyle yapa yapa aslında hayaletleri de ilerisinde öyle oturttum. Yani bir anda yazılabilen bir teknik değil aslında bu şekilde senaryo. Evet orada şeyin o Maral'ın yazmayı düşündüğü kitap gerçekten o karakterin var mı öyle bir planı? Evet aynen vardı. Niye çok ilginç. Evet, hayal etti bir şey yazıyormuş ve dolayısıyla ben de onun içine dahil oldum. Hani zaten inanılmaz güzel bir insan Maral ve hani çok tatlı. Evet. Onu göstermek, o güzelliğini, olgunluğunu gösterebilmek hani benim de belgeselci tarafımda. Hem gerçekte o kamera karşısında bir fonda konuştuğu bölüm çok güzel hem de kurmaca olan bir tarafı da var. Maral'ın değil mi? O da orada da çok iyi, orada da çok güzel. Birazcık insanın kafasını karıştırıyor film. Ben ilk izlediğimde Allah Allah bu şimdi ben mi anlamadım acaba belgesel mi? Ki ben bu tarzı gerçekten çok seviyorum, çok yaratıcı buluyorum. Yani sonuna doğru tabii çözüyor insan ama ilk başta böyle bir ne oluyorum, ne izliyorum oluyor insan. Tabii duygusu çok güzel. Diyorum ya hani her tekrar tekrar bölgesinden zaman geçiyor gene izliyorum. Elinize sağlık. Gerçekten çok çok etkileyici. Paris'te başlıyor sonra İstanbul'a geliyor. Bunlar çok çok iyi oturmuş ve Maral'ın hayali yani Ela bir an Maral'ın hayali mi diye düşünüyor insan. Evet bunu da ittirmek var. Evet. Evet ama sonra Ela ile konuşmaları, Ela'nın gelmesi bunlar gerçekten çok hoş. Şey de çok hoştu o bir küçük kız çocuğu var. Ela göçmen bürosu herhalde orada konuştuktan sonra oradan koşarak çıkarken bir kız çocuğu arkasından bakıyor. O da beni çok etkiledi. Evet, o da doğal bir şekilde çıkan bir sahne. Şeyde de öyle o doğal sahneleri koymanız gerçekten çok hoş.
Bu Maral ve arkadaşın izin gününde parfüm denedikleri dükkanda da gene öyle. O çocuk dükkanda çalışan çocuk herhalde. Böyle onlara Evet, doğal. eğlenceli, evet gayet doğal, eğlenceli bir şekilde bakıyor. Bayağı evet, ilginçti. O çekimde Kumkapı'da çektik. O gün Perşembe günü onların pazarı kuruluyormuş. Ermenistan'dan gelen küçük bisküvitler, bir şeyler falan satıyorlar yerlerde falan. O gün polis geçerken hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ettiler. O da çok ilginçti. Biz de yani kameraman ve ben böyle kapüşonla arkalarındaydık. Ekibi bırakmıştık ki göz çok şey yapmayalım, insanlar çok bakmasın diye. Bayağı belgeselvari, hani orada balık gibi süzülmek çok güzel bir deneyimdi benim için. Küçük bir ekibin olmasının güzelliği o. Yani o anları yakalayabilmek yani. O Maral'ın ya o izin günü onlar için ne kadar önemli, o dediğiniz işte Ermenistan'dan gelen ürünleri almaya o pazara gitmeleri ve aynı zamanda Ela da Paris'te kaçak yaşıyor. Bu paralellikler gerçekten çok hoştu. Filmle ilgili başka. Önemli şey yapabilmek. Ama mesela bu hikayeyi yani Samet Behrengi'nin balık hikayesi herkesi etkilemiş anladığım kadarıyla. New York'ta bir gösterim yapmıştım bir festivalde. Genç bir kadın geldi ağlayarak. İşte bu benim çocuk en sevdiğim kitap. Bunu bu şekilde yapmış olman çok güzel olmuş falan. Ermeni misin, Türk müsün falan gibi tabii laf çıktı. İranlı mısın? Yok bayağı Amerikalı bir kızdı falan böyle. Mary adında. Yani size eğer o duyguyu bir yerden hani yakalayıp başka birisiyle temasa tutma dengesini kurabilirseniz sanıyorum o zaman belgeselden çıkıp o zaman dramanın güzel boyutuna ulaşabiliyorsunuz. Yani evrensel bir dile ulaşabilmek önemli olan. Evet. Özel, evet, onu diyecektim ben de. Evrensel bir dile gerçekten bu film ulaşıyor ve gerçekten sınırların anlamını sorguluyor insan. Sonuçta insani değerlerle hepimiz yaşıyoruz, hepimiz. Gerçekten bu filmde sınır yok. Paris, İstanbul. Tabii yine ben hayaletlere ister istemez kafam gidiyor. Şehirler de çok önemli. Filmlerinizde yani özellikle tabii hayaletlerde daha çok ortaya çıkıyor ama Sulu Kule Monamur'da da var. Orada da Hiroşima Monamur'a herhalde bir sinema dünyasından selam diyelim. Sonunda Maral'ın kendi memleketim gibi seviyorum. Türkiye'ye gelince her şey kitaplarda kaldı. Bu da çok güzel. Bu benzer bir şey ben Selanik'ten arkadaşlarla yaşamıştım. Onlara da okullarda anlatılanlar, aynen bize anlatılanlar gibi okutulan dersler ama biz bir araya geldiğimizde bunların hiçbir önemi olmuyordu. Maral da benzer bir şey söylüyor. Evet, orada kendi cümlelerini kullandı. Ben hiçbir zaman, ya iki kere duymamış olabilirim o kelimeleri. Yani nasıl içinden geçiyorsa bunu aktarabilir misin dediğimde çektiğim bir plandır. O yüzden önemli. Kendi kelimelerini seçti ve yani, evet. Söyleme şekli de çok güzel. Tarza devam edecek misiniz bu belgesel kurmaca? Şöyle, bence yani demin de başka bir belgeselcilerle yani İsviçre İnsan Hakları Film Festivali'nde yarışıyor Hayaletler. Onlarla görüştüm. Belgeselciler vardı daha çok benim konferansımda diyeyim Zoom. Ve belgeselin de aslında hani fiction vari yere de gittiğini konuştuk. Fiction'ın da belgesel variye doğru gitmesini ben çok iyi buluyorum. Çünkü blok blok her şeyi aynı anda hani göstermek zorunda değiliz. Hani bunun bir kırılma noktasının olduğu zaman bir şeyi aktarabilmenin de güzelliği var. Yani aktaramayacağınız şeyi hani fiction'da gösterip hani belgesele dönebilmek bence iyi. Bence birçok yönetmen yani bunun dengesini hala kuramıyor bence. Hani büyük yönetmen de diyeyim. Hani sinemanın bence gerçek büyüsü şu an melezliğe doğru giden bir durumdan da çok besleniyor. Mesela Steve McQueen yönetmen İngiliz son dönem çıkan yönetmenini çok seviyorum. O da mesela deneysel video art'tan geliyor. Onun kırdığı
kuram nedir? İşte 180 derece attım. Çekmiyor diyalogları, arkadan çekiyor. Yani bunlar küçük küçük adımlar olsa bile melezliğe gitmenin getirdiği şeyler bunlar. Dolayısıyla yeni ve daha dinamik veya daha farklı bakış açılarını katabiliyorsunuz. Dolayısıyla yani belgeseli her zaman kullanacağım gibi bir şey gerek yok. Çünkü ben hakikaten oradaki o anı görebilmek, kimsenin göremeyeceği ansa ben onu çekip oraya koyabilmem benim için çok önemli. Bazı şeyler hakikaten yani çekmediğiniz takdirde zaten orada olamıyor. Öyle anlar var. Biraz savaş fotoğrafçısı gibi de takılmayı sevdiğimi de söyleyebilirim yani. Hani o anın o an olduğunu fark edip hani o an çekmek gerektiğini ve sonra onu bir şekilde yedirilebilirse koymayı ve hikayede bir başka bir layer gibi hani başka bir filtre gibi eğer bir manası varsa kesinlikle onun üstüne çalışmayı çok severim. Evet. Sinema biliminden bir arkadaşımız Gönül Gözel, Hayaletler filminde o mekanda yaşayan insanları oynatmanız çok güzel bir şey. Bu kadar sürede oyunculuk tecrübesi olmayan kişilerle film çekmek risk ve korku yaşattı mı? Bu planlamayı nasıl yaptınız? Diye sormuş. Ben aynı şeyi Küçük Karabalıklar için düşünmüştüm, Maral karakteri için. Sonra evet. bir sorusu daha var. Küçük Karabalıklar'da şöyle bir şey geliştirmiştim. Maral'ı tanıyordum ben. Bir sene boyunca kameramla onun yanında takıldım ki kameraya rahat oynayabilsin. Yani oynamak değil de böyle hani kız kıza ne bileyim trene biniyorduk işte falan gibi böyle. Ve orada aslında doğaçlama oyun gibi tabii. Yani doğallığını yakalayabilmek için sonrasında mesela Camille Fransız oyuncuya bir şey özellikle çok fazla çalıştırmadım. Veya çalıştırdıysam mesela bir evin içinde geçen bir saniye çalıştırdıysam çekim günü tamamen ters köşe oynattım ki dengesi kaybolsun ve böylelikle Maral'ın oynayacağı doğal şeyi o da ancak öyle yakalayabilirdi. Çünkü o tiyatro ve hani bayağı hani filmlerde oynamış bir oyuncuydu. Ama kırılma noktası gerekiyor. Yoksa hani sırıtırdı. Dolayısıyla hayaletlerde de tabii çalışabileceğimiz noktaları çalıştım önceden oyuncularla ama o gün zaten çekim sırasında biraz gerilla usulü çeker gibi çektiğimiz için biz 17 günde 33 mekan çektik ve hiç kolay bir şey değil bu. Hem elimde neyi çekebileceğimi tasarlayıp kafamda bir gece öncesinde, bir gün sonra da çekim günü doğaçlamadan nereden ne kaydırabilirim ki daha da büyüleyici olur? Neresine kadar çekebiliriz? Çünkü çok kısıtlı zamanda çekebiliyorduk. Yani bir yalnızca 16 kere falan çekmiş olabilirim bir planı. Plan sekans çekmemiz gerekiyordu onu. Onun dışında çok hızlı ve matematiksel çekmem gerekiyordu zamandan dolayı hayaletleri. Ama şeyi oyunculuk olayını dengelemesini öyle bir teknik geliştirdim ki oyuncular çok daha doğal olsun. Yani teatral bir oyunu da seviyorum ama kesinlikle böyle mahalleler arasında balık gibi takılmanız gereken şeylerde doğal bir akış gerekiyor. Mahalleye de denk gelince Sulukule'de ben mahalleliyle zaten takılıyordum hani çocuklarla olduğum için. Onların hikayesini tabii aktarabilmem için hani arkadaşla olmanız gerekiyor ama yani Gülen Su'da hadi arkadaş olalım falan gibi bir şey yapamazsınız. Yani onlar gerçekten zor durumda olan insanlar. Muhtarıyla ilk önce tanıştık. İlk başta biz kimseyi sokmuyoruz dedi ama Sulukule'nin aslında yıkılma sırasında benim ailemden birisi orada çalıştı. Yıkılmasın diye mücella yapıcıyla. Ve hani onu aktardım dedim. Sulukule'yi de hani kurtarmaya çalışan ekipteydi ailemden bir üye diye. Ve bir anda muhtarın tabii tavrı değişti. Hani dolayısıyla onu dedim ki yani o kadar korunması gereken bir mahalleniz var ki ben bunu da göstermek istiyorum. Benim için en önemli şey bu. O yüzden burada çekim yapmak istiyorum diye. Konuştuktan sonra istediğini yap o zaman. Kesinlikle arkandayız dedi. Ve mahalleli inanılmaz bir şekilde bir yerden sonra bizi sahiplendi. Çok ilginçti. Yani şey biz hani normal bir çekimden daha farklı bir hoşgörüyle karşılandık. Biz onlarla elimizden geleni yaptık. Onlar ekibe dahil ettik. Onlardan bazılarını o prodüksiyonla çalıştılar. Oyuncular da mahalleden geliyordu bazıları. Dolayısıyla böyle bir denge bulabilirseniz herkes çok mutlu oluyor tabii. Bir gün bir tane plan sekans var filmde.
O gün polisler yanlışlıkla bizim meydanı yaktığımızı zannetmişler. Çünkü orada zamanında çok molotof kokteyli falan patlıyormuş. Polisler benim 30 kişilik ekibimi bir yerde durdurdular. Biz de plan sekans ekibimle öbür, sokağın öbür tarafındayken bir anda durdurulduk iki taraf. Şey dedi oradaki ekip, polis, 5 tank, akrep ve 30 kalaşnikovlu adam çıkmış polis. Yani o polisler gelirken mahalleli biz sizi koruruz demişler benim ekibime. Yani hani ve biz tam ikisinin ortasında kaldık. Yani hani hem mahalleliyiz hem falan böyle. Çok garipti o çekim. O plan sekansı yarım saatte ancak çekebildim. 3 saatlik planken. Normalde 3 saatte tasarlayıp yapacağımız şeyi bir şekilde çekebildik. Çok hızlı ve dinamik şekilde çekmemiz gerekiyordu ama bir şekilde bir yere girdiğiniz zaman ben etik olarak kesinlikle hani bir denge bulmak gerektiğini düşünüyorum. Yalnızca kullanıp hiç kimseye atamazsınız. Yani ben buna karşıyım. Özellikle bu şekilde eğitilmedim en azından. Dolayısıyla her zaman buna göre tasarlayarak ilerliyorum. Hani sözümüz var muhtara. İleride orada atölye yapacağız. Başka yönetmen arkadaşlarımızı götürüp hani bir şeyleri öğretmelerini isteyeceğiz. Çünkü hani böyle böyle bence dünyada da küçük küçük değişimler olabilir. Yalnızca bir film yaparak olduğunu düşünmüyorum. Yani çok şey öğrendik onlardan. Dolayısıyla evet oradaki belki sevgi öyle de çıkıyor olabilir yani doğallık. Hı hı. Gönül bir de filmlerinizde size en etkileyen sahne hangisi olmuştur diye sormuş. Hangi filmde? Filmlerinizde diyor. Genel olarak sormuş. Kendi sahnem olarak mı? Sizin film, kendi filmlerinizde sizi en etkileyen sahne. Yani bu sahne garipti tabii çekmek için mesela Hayaletler'de. Hmm. Hayaletler'de çok sahne var aslında. Hani kızların dans ettiği sekansta mesela Afgan mültecilerin götürüldüğü, arkada polislerle ayır götürmeyi falan kavgasını yaptık. O sahne aslında çok gerilimli bir sahneydi bizim için. Mesela Nevin Yıldırım protesto sahnesi vardı. Orada kadınlar indi, biz de duracağız burada diye böyle teyzeler indi falan. O sahneler çok ilginçti. Nevin Yıldırım'ın olduğu sahne. Gerçek bir protesto gibi algılayıp hani durmaya karar veren insanlar oldu. Küçük Kırbalıklar'da aynen maralı çekerken çok acayip şeyler yaşadık. La Crune'da bu işte anlattığım şey var. Her zaman geriye dönüp böyle filmin içinde film gibi noktalara da gelindiği noktalar var bazen filmi çekerken. Ve hani onu kendi aramızda ekiple hani paylaşıp böyle hatıra gibi anlatıyoruz ama hani şey, kesinlikle farklı bir öğreticilik şey oluyor. Okey, bu sahne çektik şahanenin dışında arkasında başka bir hikayeyle kalakalıyoruz yani. O da çok ilginç oluyor. Bence zaten sahnenin güzelliği de oradan geliyor. Kesinlikle o sahne çok daha iyi oluyor başka sahnelere göre bence. Ama onun dışında mesela Nalan'ın sahnesi çok ilginç. Mesela İffet'in ilk yani İstanbul'un ilk sahnesiydi o çektiğimiz sigarasını içtiği ve karar vermesi gereken sahne. O da çok büyüleyiciydi ve acayip bir ışık girdi falan öyle bir ışık yokken. Bilmiyorum, sinema öyle işte yani büyüleyici anlar oluyor ve hani onu siz içinde çekebiliyorsanız muhteşem oluyor. Bazı şeyleri de aslında çekemiyorsunuz ve o da hatıra gibi kalıyor çekemediğiniz sahne olarak ama genel anlamda birkaç şu an hatırladığım sahnelerden. Şeyde gerçi daha Sulu Kulemon'a konuşmadık ama onda var mı öyle çekerken çok etkilendiğiniz? Orada sahneden? Evet, Luna Park'ta çekim yaptığımızda hani kızlar kimsenin umurunda değilmiş gibi dans etmesi çok büyük bir cesaretti. Çünkü hakikaten mahallede de öyle dans ediyorlardı. Kim bakacak gibi yapmıyorlar. Yani oradaki cesareti hani artık bir şey kaybedecek bir şey kalmadığı için dans etme ihtiyacını görüyorsunuz. O çok etkileyiciydi. Hani herkes gidip bakıyor ve hiçbir şey yokmuş gibi kendi şeylerini dans edebilmeleri bence çok yani şortla falan çok etkileyiciydi benim için. Sukule'de ve o diyaloglarında çok doğal bir şekilde çıkabilmesi. Kimsenin söyletmeden. Peki daha sonra izlerken izliyor musunuz filmlerimizi? Mesela bu kısa filmleri tekrar geriye dönüp izlerken böyle çok etkilendiğiniz veya kendinizi, yani nasıl bir izleyicisiniz kendi filmlerinize?
Yani genel anlamda mesela Hayaletleri postunu artık yani günde bir ara üç kere izlemem gerektiği için post süreci öyle bir şey. Hani tekrar bakıp yani anca hatıralar aklıma geliyor. Şu şu oldu falan. Hani genel anlamda ne kadar da güzel bir sahneymişi. Öyle hatıra canlanıyor aklımda ama hani kendi filmlerimi dönüp tek başıma izlemiyorum genelde. Birisiyle izlemem gerekiyorsa orada izliyorum ama şey yapmıyorum. Bakmıyorum yani. Bu Küçük Karabalıklar ve Palyaço farklı ülkelerde gösterildiğinde farklı tepkiler alıp ilginizi çekti mi? İlginizi çeken... Lacloon'u çektiğim zaman Fransa'da bir festivalde gösterildi ve işte soru cevap bir sahnede şey demiştim. Ya ben Türkiye'den geldim ve neden böyle bir şey çekmem gerektiğini şokundayım hala falan demiştim. Hani Fransa'da demokrasi yok muydu? Bu ne rezalet hani. Rezalet demedim ama yani garip bir ortam sonuçta orada. Hatta bir Fransız kadın da şey demişti. Evet hala biz neden böyle bir şey yaşıyoruz falan gibi böyle konuşmuştuk. Konu çok ilginçti o. Sulukule Monamurur da genel anlamda neden helikopter sesi var demişlerdi. Hollanda'da, İTFA'nın gösteriminde. Ben de işte bizim orada helikopter çok geçiyor, o müziği kullanmam gerekti diye. Ya evet, insanların algısı çok farklı oluyor. Ama nedenini bir şekilde de hani algılıyorlar genelde siz iyi bir şekilde yaptıysanız. Neden hani Ermenistan'da da Küçük Karabalıkları gösterdiğimde de neden bu filmi çektin demişlerdi. Daha çünkü yani çok fazla sanıyorum Türkiye'den gelen birileriyle konuşmadıkları için onlar için de zordu benimle konuşmak. Ve dolayısıyla çekmem gerekti çünkü bunu iki tarafta yaşıyoruz. Hani zor bir durum var sanıyorum ve bunu bu şekilde kendimce göstermek istedim diye cevap vermiştim. Yani şey hakikaten bir filmin kendi yol aldığı noktalar da oluyor ve orada durup hani izlemeniz de çok ilginç oluyor izleyicinin üstündeki etkisini. Orada mesela ya evet yani bayağı sert bir durum oldu benim için ama en azından dedim ki hani bir filmi izleyip hani 5 dakika boyunca neden bu filmi yapmış olduğunu düşünmesi bile bir insanın bir şey öğretir. Yani her film için geçerli bu iyi veya kötü aslında. Bu çok önemli bence bir filmi algılamak adına da. O zaman şimdi Sulukule Monamur'u neden yaptığınızı bize açıklarsanız. Sulukule Monamur da çok önemli. Tabii Sulukule Monamur ailem şehir plancısı. Babam işte orayı kurtarmaya çalışan ekiptendi. Şehir plancısı olunca işte Mardin'de yaşadım, Safranbolu'da da yaşadım. Koruma planlarını yaptı, UNESCO projesi oldu. Orada yaşarken tabii bir yeri korursanız o insanları da koruyabileceğinizi öğrendim özellikle etik olarak da. Oradaki hikayeleri de koruyabileceğiniz, oradaki mutlulukları da hani aileleri de koruyabileceğiniz. Çünkü girdiğiniz her ev kesinlikle başka aileden yani kendi ailelerine dönüp yani hala mesela Mardin'de o aileler yaşayabiliyor. Hani otel olmadı mesela hani çok önemli bir şey bence. Doku olarak kalabiliyor, o insanlar kalıyor yani. Ve tabii bu çok huzurlu bir şey bunu düşünebilmek. Ancak Sulukule'de öyle bir şey yoktu. Yani 500 senelik Avrupa'nın en eski Roman mahallesi bir anda çok sert bir şekilde hani yıkılıp hani kötü bir şeye dönüşme şeklini. Ben kötü yaşadım. Babamı tam o dönem kaybetmiştim. Yani tam kurtarmaya çalıştı. Kanserden kaybettim. Kaybettikten sonra burada ne oluyor? Ne kaldı burada? Ve hani o iki genç kızla tanıştım başka atölyede olan Tahribat İsyan var mesela hip hop grubu o atölyede onlar da kurulmuştur yani yavaş yavaş başlayarak. Yani biraz gözlemlemek hani ne oluyor ben ne öğretebilirim onlara diye film gösterimi yaptım ilk film Koşla Koşla hatta ve ilk filmin sonunda abla kadar diye bir şey yoktur demişti çocuklar. Filmi izleyip ve ben böyle inanılmaz etkilenmiştim. Çünkü o filmin birkaç sonu var. Ve hani bunu söyleyebiliyorsa yani muhteşem yani. Ben kesinlikle elimden geldiğince bir şey de öğretim. Çünkü evet kader diye bir şey yoktur ama aynı zamanda bu mahallede bambaşka bir şey var yani. Ben bunu da deneyimlemeliyim diye devam ettim özellikle. Hani oradaki çocuklara bir şey öğretmenin dışında da. Karşılaştığım noktada da bu şeyi tabii belgelemek istedim bir yerden sonra. Çünkü ona rağmen bir şeye devam edebilmenin getirdiği çok büyük bir zorluk var ama hani
orada umutu paslamak aslında. Umut nedir? Veya hani farklı bir şekilde formunu değiştirerek göstermek de bir umut benim için. Yani evet çok canımız yanıyor deyip blok diye göstermemek ama farklı bir şekilde gösterebilirsiniz argümanları başka boyutlarda çıkartabilirsiniz. Çok bambaşka bir şeye dönüşüyor. Ve Suluk Ulema numara öyle yaptım. Zaten aslında ben yalnızca bir meyara koyup öylesine koyabileceğim bir şeyken Serra Cilif'e göndermiştim beni küçük karabalıklardan tanıdığı için. Gönder bir bakarız yani deadline'ı geçtin ama dedi. Neyse sonra bir gün sonra arayıp şey dedi ya biz bunu festival açılış filmi yapmak istiyoruz dedi. Teşekkürler dedim falan. 3 gün açacağız dedi ve o 3 günde 30 bin izlendi. Yani sayısı önemli değil ama böyle Diyarbakır, Mardin'den falan bayağı gazeteci insanlar yazıyordu. LGBT bloglarında da bulduk. Yani bir anda film kendince başka bir şeye dönüştü. Yani tam 2016'nın sonuyduk. Herkes bayağı psikolojik de kötü olmuştuk yani yaşananlardan dolayı. Sanıyorum ona denk geldi ve hani bir küçücük film bile hani insanlarda farklı bir umut ışığı ortaya çıkardı. Ben işte o zamanlardan itibaren zaten hayaletleri biraz kafamda kurguluyordum ama işte yazımı hala sürüyordu. Daha ilk başıydı o. Ve hani bir şekilde o yani hayaletlerin ilk adımları da olabilir yani Sulukule'ye. Evet, hayaletlerin, evet Sulukule Manamur hayaletlerin habercisi gibi. Gerçekten. Gizem ve Dina, onlarla nasıl tanıştınız? Oradaki çalışmalar sırasında mı? Evet, orada. Nasıl ikna ettiniz? Zor oldu mu onları filme dahil? Yani film gösteriyorduk. Mola verdiğimizde her an gidip hemen aynanın önünde ikisi dans ediyorduk. Hani böyle sürekli hareketli şeyler vardı. Çocuk atölyesi hakikaten bildiğim bir şey değil ama yani konsantre etmeniz gerçekten o bir sürü çocuğu zor bir şey. Konsantre olunca da molada bir anda gene çıldırıyorlar falan ve hani konuştukça da kızların çok acayip mantıklı şeyler söylediğini hani çok keşfedince gelin bir kız kıza konuşalım sizi bir çekeyim ben falan dedim. Okey dediler. Öyle çektim yani. Sonra izlediniz mi beraber? Evet birlikte izledik. Mutlu oldu. Sonra Gizem bayağı işte İsveç konsolosluğunda işte ödül aldı. Avrupa Parlamentosu tarafından roman işte en önemli işte kahraman ilan edildi. Bir anda hani o da yerini buldu diyeyim. Hani su yolunu buldu. Çok önemli bir figüre dönüştü kendiliğinden. O da ayrı bir gururum benim. Kendiliğinden hani sonuna kadar hani savaşarak bu argümanları başkalarına da gösterebildiği için güzel oldu yani çok. Evet ne kadar güzel filmler bir yandan da yaşıyor. Gerçek hayatla buluşuyor. Anladığım kadarıyla yani bu tür gelişmeler de oluyorsa. Bu Hiroşima Monamur'la böyle oradan bir ne gibi bir yani niye Monamur? Monamur tabii o film yani bir savaş alanından sonra ortaya çıkan bir olanaksızlıklarla olan bir aşk hikayesini aslında bir kalıntılardan ne kalıyor bize? Nasıl bir aşk kalıyor gibi bir göndermeydi bana. Benim için de bir savaş yığınıydı o çünkü. O mahallenin sonu. Dolayısıyla hani bunu ona gönderme yaptım tabii isim olarak. O peki kızların üzerine gelen duman yıkımları hatırlatmak için mi? Yani ben öyle düşündüm ama. O evet bir daha şey ya bir video art görseli gibi bir yerde aslında gazın yani o bulutun siz yani ne bileyim gazı aslında evet sembolik olarak kendi götürebileceğiniz bir renk gibi gösterdim orada aslında daha deneysel bir şeydi o. Belgeselden o yüzden biraz kırılıyor o şeyi yapınca estetize ediyor diyeyim. Öyle küçük bir şey denemesi yaptım evet. Ama yaratıcı ve yani direkt benim aklıma mekanla ilgili yıkımlar geliyor onu görünce. Başka o gene küçük karabalıklardaki o göçmen bürosu herhalde oradaki kız çocuğu
izliyor. Yani bir de böyle izleyenler var. Sukule Manamur'da da kızlar dans ederken iki erkek, baba oğul mu, iki kardeş mi? Onlar böyle şaşkınlıkla bakıyor. Gene o küçük karabalıklardaki parfüm dükkanındaki çocuk. Bunları bilinçli mi yapıyorsunuz? Denk mi geliyor? Ama ben izleyici olarak izlediğimde evet bir yerde bir hayat akıyor ama öbür tarafta da bir hareket aktivistler geliyor aklıma. Öbür yanda da durup izleyenler, şaşıranlar, pasif kalanlar. Evet tabii yani sahneyi izleyen birisini yanda çekmek normalde kural dışı bir şey ama yani onu güzel bir şekilde, farklı bir şekilde ortaya koyarsanız onu da bir seyirci olduğunuz, sizin de bir seyirci olduğunuz anda göstermek bence çok tatlı bir an. Bir de tabii bence seyirciyi de plana sürüklemek için de iyi bir nokta yani. Seyirciyi de sonuçta sizin seyirciyi nereden nereye sürüklemeye getirdiğiniz önemli bence bir filmde. Yalnızca hani şey böyle statik bir şekilde okey şimdi de şu oldu falan gibi göstermenin dışında bir böyle alıp böyle silkelemeniz gerekiyor bence seyirciyi. Yani yalnızca silkelemek adına değil ama bu hamuru işledikçe hani nereden ne kadar zaten etkilenmesi olayın orada oluyor. Bakılması, mesela Sukule Manamur'da aynen o iki kişinin bakması benim çok komiğime gidiyor. Çünkü hep öyle bir durum olduğu için hani evet. Genelde böyle onun yavaşlaması daha çok ona rağmen dans ettirmek gibi hani karşı bir şey gibi. Hani çok ilk film festivalinde hatta bir söz alıp gay genç bir çocuktu, saçları pembe. Demiştik ki hani bana öyle bakıyorlar ve orada daha da çok hani hoşuma gitti o plan. Hani ona rağmen dans edebilmesi çok hoşuma gitti demişti. Çünkü bana hep öyle bakıyorlar demiş çocuk. O plan için. Yani onun üstüne gidebilmek eğlenceli. Yönetmenin pek zaten şeyi o yani sihirbazlığı o. Hani onu nereye kadar götürebilmek yani. O yani şu an hala aklımda o bakışlar. Evet kızlar dans ediyor. O zaten çok etkileyici. Onlar filmi götürüyor. Ama o bakışlar gerçekten çok şey anlatıyor. Böyle detaylar var filmlerinizde ve bunlar aslında sanatın diğer dallarıyla da ilgilenenler için oldukça yaratıcı, esinlenme. Yani bir öykü yazmak isteyen, ben aynı zamanda öykü de yazıyorum da o yüzden oldukça etkileniyorum. Kısa film projemiz var mı? Kısa filmi nasıl tanımlıyorsunuz? Böyle bir kısa film hikayesi gelir mi aklınıza acaba? Gelecekte görür müyüz? Yani bence şöyle, kısa film çekmek çok zor bir şey. Çünkü öykücülük gibi aynen. Öykücü bir annem var benim de. Nasıl roman herkes yani yazarsa öykü yazamayabilirler bu arada. Hani öykünün gerçekten kendi İçinde bambaşka bir felsefe ve kuramı var. Kısa film de dolayısıyla herkes tarafından yapılamaz. Yani mesela Cannes Film Festivali'nde hani en ekstrem örneği söyleyeceğim ama Cannes Film Festivali'nde hani bazı yönetmenlerden kısa isteniyor. Bazı kısalar çok kötü, çok önemli yönetmenler önemli. İsim vermeyeyim de böyle hakikaten zor bir mecra. Hani kısa bir zamanda neyi nasıl yapacağınız, hani hangi müziği vereceğiniz, hangi duygudan duyguya geçirebileceğiniz çok zor bir şey. Öyküde de inanılmaz detaylar acayip başka bir duygu yaratıyor. Romanda olamayacak kadar. Dolayısıyla hani tekrardan bir şu an hani hemen bir kısanın üstüne gidebilecek şeyim yok ama bence zaten kesinlikle her zaman çalışılabilmesi gereken bir şey. Öykücülük diyorum. Kısa çekmek. Keşke her yönetmen arada sırada kısa çekse çünkü İyi bir evet. Şey olur, egzersiz ve deneme olur. Çünkü yani birçok film biliyorum, keşke bu kısa olsaydı dedim. Mesela izleyip hani kısadan tam geçmemiş olan bazı yönetmenlerin olduğunu düşünüyorum. Ve hani onu yaya falan hani böyle bir uzun yapmış gibi oluyorlar ama bence işlemiyor. Yani çalışmıyor makine. Biraz sert oldu eleştirim ama hani bu böyle bir durum var yani kısanın da hakikaten iyi bir şekilde birkaç tane yapılması gerekiyor. Kendi formunuzu bulana kadar, kendi tekniğinizi, stilinizi geliştirene kadar yani tam bir stil diye bir şey yok bence. Yani moda
bir şey olmamalı stil. Ama kendi şeyinizi oturtabilmeniz için kesinlikle kısadan ilk önce geçmeniz lazım. Ve hep onu çalıştırmanız gereken bir şey bence. Ya da uzun olması gereken kısalar da olabiliyor. Öyle bir çekilmiş oluyor ki sanki o bir uzun metrajmış gibi. Evet. Kısanın evet kısa sürede anlatmak, onun matematiği, dengesi zor gerçekten. Annenizden bahsettiniz. Leyla Ruhan Okyay, sevgilerimizi iletelim. Onun da kitapları var. Değil mi? Öykü yazıyor. Evet, annem öykücü. Ustası hatta Nezim Meriç'ti. Ve Nezim derim ben de. Yani çok konuşuyorduk. Her sahnenin bir şey anlatması gerektiğini ilk ondan öğrendim. Hiçbir hocamın. Tamam, yani çok bir klip çekmiştim böyle Paris'te bir arkadaşlarıma. Onu izletmiştim ama böyle rock müzik grubu böyle falan, böyle her şey birbirine giriyor falan. Nezim izlediğinde de böyle ne demeye çalışıyorsun yani falan dediğinde böyle hani ya anlattım ama o tabii yani farklı anlamak istedi. Ve hani o günden beri her planım kesinlikle hani öykücülük gibi nokta atışı. Nereden ne detay göstererek gitmeniz. Yani annemle de onu çok konuşurum. En çok ondan öğrendim zaten. Hani detaylarda gizli her şey. Ve bakış, yani bakmakla görmek arasında oluyor öykücülüğün özellikle form vermesi bir öyküye. Dolayısıyla evet onlardan öğrendim o kesin. Peki siz daha çok okur musunuz, daha çok film mi izlersiniz? Size en çok ne etkiler? Sanatın hangi dalını? Yani bir üretim sırasında değil de belki mesela bir siz kendiniz film çekerken başka filmleri izleyebiliyor musunuz? Hani vakit dışında. Yok ben her şekilde yani çok film izlerim, çok belgesel izlemeyi seviyorum. Deneysel iş zaten yani ben de zamanında galeri veya video art'tan geçtiğim için söylediğim gibi Steve McQueen gibi bir adamı da ilk ben aslında video art'larından biliyorum öğrenciyken. Mesela Bill Viola benim ilk etkilenen öğrenciyken gördüm. O da çok önemli bir video sanatçısı. Onun yaptığı teknik sayesinde hani bir sonraki tekniklerini dolayısıyla bir tekniği geliştiriyorsa bir yönetmen, yani yönetmen değil aslında video sanatçısı. Yönetmenin de kendi, yani drama yönetmenin de kendi tekniğini geliştirmesiyle gerek. Yani örmesi gerektiğini öğrendim kendimden. Hani dolayısıyla başka mecralardan geçmeniz gerekiyor. Yani bilim de çok takip ediyorum. Mesela Canan Dağdeviren'in bir cümle, Amerika'da robot yapıyor, kalp robotu falan. Diyor ki işte yaptığım robotlar kadın gibidir. İşte kıvrımlı, renkli, multitask, hiperaktif falan. Yani ve size ilham veriyor bir şekilde. Hani o yarattığı teknik, o birçok şey hani önemli bazı kuramlarda okumak. Çekime girerken Nasuh Mahruti'nin kitabını vermişti annem. Dağ nasıl çıkılır 40 kişilik ekiple diye. Böyle hani arada sırada hani zaman olur mu ki falan gibi derken hakikaten yani her çekim gecesi veya sabah yani bir iki sayfa okumaya çalışıyordum. Çünkü hakikaten diyordu ki hani dağa çıkarken hani o gün BCD şıklarını elinizde tutmanız lazım. Halat koparsa öbürü ayağını kırarsa falan filan bunları düşünmek lazım falan. Ve hakikaten çekime hayaletlere gider yani hayaletlerin çekimi o kadar zordu ki. Ya o kitabı okuduğum için çok daha rahat adapte olabildim günlük kaosa. Çünkü ya işte diyorum akrepler geliyor bilmem ne oluyor falan. Hani sizin BCD planlarınızı elinizde tutmanız lazım. Normalde paranız olsa bile düşünmeyeceğiniz şeyleri dağa çıkar gibi hani yapmanız lazım. Yani dolayısıyla her tekniğin iyi bir işte tasarımcının, iyi bir yönetmenin biyografisini okumak, Cassavetes'in mesela, ben Cassavetes'i de çok severim. Onu okumak, hani neden, nasıl geliştiğini okumak çok önemli. Röportajlar çok önemli bence. Özellikle yönetmenlerin, yazarlarının nasıl, nereden, nereye götürebiliyor bir kavramı. Onlar çok önemli. Genellikle evet ben hep zaten hani çalışırken kimseyi görmeden haftalarım geçiyor öyle zaten okumaktan ve ancak öyle çıkıyor iyi bir eser. Yani sürekli okuyup arındırıp kendiniz sonra yavaş yavaş ortaya koyabilmeniz gerekiyor. Okumadan olmaz hiçbir şey yani izlemeden.
Peki, yavaş yavaş bitirebiliriz herhalde. Sizin başka eklemek istedikleriniz var mı? Ben de bu arada notlarıma bakayım, eksik kalan bir şeyler olmasın. Genel anlamda benim kesinlikle hani kendi kısalarım çok sevdiğim küçük ürünler ve böyle bir hani filmi yaparken tohum ektiğimi aslında algılamamışım. Sonradan arkaya dönüp bakınca o tohumların filizlendiğini gördüm bu filmi hayaletleri de yaparken. Ve aslında genel anlamda hep öyle devam etmek gerekiyor. Küçük umutları tohum olarak ekmek gerekiyor hayatta. Yalnızca büyük bir film yapmak veya şey için değil ama o şekilde çalışmak gerekiyor. Yani kısa film veya kısa mecraların da çok değerli olduğunu söylememin nedeni de o. Hani mümkünse eğer siz üretemiyorsanız başkalarına öğretmeyi de hani çalışabileceğiniz başka şeyler, atölyeler de kurmak bence herkes için iyi bir şey. Yani üretimin her zaman işleyişli olması gerekiyor bence. Ne şekilde üretilirse. Bu her şekilde tohum ekmeye dönüşüyor çünkü. O ya tohum her illaki bir gün filizlenir. Evet, güzel bir bitiriş oldu. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok Teşekkür zevkliydi ederim. sizinle sohbet etmek. Umarım dernekte de bir araya gelebiliriz. Evet, umarım. En kısa sürede. Peki, bitirelim o zaman. Çok teşekkürler tekrar. Ben İyi teşekkür ederim. akşamlar. Konuk ettiğiniz için. İyi akşamlar.